Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde infix function'lardan ve operatör overloading kavramlarından bahsetmeye çalışacağım. Infix function'ın ne olduğunu öğrenmiştik. Dilerseniz bugünkü derste onunla ilgili yine basit bir örnek yapalım. Ve daha sonra da bununla, bu örnekle beraber ben size operatör loading'in ne olduğunu, nasıl çalıştığını anlatmaya çalışayım. Bunun için main fonksiyonumuz var burada. Buraya geliyorum. Yeni bir class tanımı yapıyorum. Şimdi burada genelde hani örnekleri class'lar vererek falan anlatıyoruz ama merak etmeyin, bunların da üzerinde detaylı bir şekilde duracağız. Şu an için sadece bu yapıyı anlamanız yeterli. Başlık diye bir class'ım olsun ve bu oluşturulurken, yani bu sınıftan bir nesne yaratılırken, isim diyelim ya da değer diyelim, şöyle başlık değerimiz string olsun. Herhangi de bir body'si olmasın. Şöyle açalım, kapatalım. Benim sınıfım bundan ibaret. Şimdi ben bunu kullanırken buraya geliyorum. While diyorum. Başlığım B'si olsun. B1 eşittir. Başlık sınıfından nesne yaratmaya çalışınca bir hata veriyor. Diyor ki bu bir tane constructor'ı var. Yani bu sınıf yaratılırken, nesne yaratılırken buraya bir değer diye bir string, bir değer göndermen lazım. Ki bu da benim ilk başlığım. Başlık 1 yazalım büyük harflerle. Böylece başlık sınıfından bir nesne oluşturmuş oldum. Şimdi bir de B2 yapalım. Yine aynı şekilde başlık sınıfı yapalım. Ve de bu sefer de bu başlık 2 diye oluşturulsun. Şimdi ben buraya gelip while B3 diye bir nesne tanımlıyorum. Ama gidip de buna bu sefer başlık demeyeceğim. Başlık. Hani böyle yapıp buraya bir şeyler yazmayacağım. Ben istiyorum ki bu ikisinin toplamı B3'e atansın. Bunun işte yaparken biz ne yapıyorduk? Extension function'ları kullanıyorduk, değil mi? O zaman bunu nasıl yapıyorduk? Buraya geldim. Fun diyorum. Bir fonksiyon tanımı belirttiğimi söylüyorum. Ve başlık sınıfına bağlı olacak. Ve plus diyorum buna. Neden plus diyorum? Başka bir şey diyebilir miyim? Birazdan onu da anlatacağım. Ve de buraya işte ne diyelim, B2 diyelim, başlık, pardon, B2 başlık tipinde, geriye de başlık tipinde bir değer döndürecek bu. Return dedik, yeni bir başlık değeri dönecek ve burayı, bu metodu çağıran, yani this diyeceğim buna. Bunun değeriyle artı deyip boşluk bırakıp B2'nin değerini yazsın buraya. B2 nokta değer. B3'e gelip bunu kullanmaya çalışırken nasıl yaparız? B1 nokta plus B2. Bunu yapıp daha sonra da bunu yazdırmaya çalışalım. Print line'la B3 nokta deyip bunun değerini yazdıralım. Bakalım ne veriyor bize. Normalde başlık 1 ile başlık 2'yi yan yana boşlukla ayıracak şekilde vermesi lazım ki verdi. Şimdi burada ne yaptık? Tekrardan işte üzerinde durmak için bunu anlattım. Başlık nokta plus deyince başlık sınıfından yeni bir extension fonksiyon yaratıyorum. Yani bu fonksiyon aslında başlık sınıfına dahil edilmiş oluyor. Ve diyorum ki bu metot başlık tipinde bir değişken alacak. Şuradaki B2'yi aldı. Ve geriye de başlık tipinde bir değer döndürecek. Gördüğünüz gibi bu değer başlık şeklinde geriye döndürülüyor ve buradaki B3'e atılıyor. Bunu oluştururken de bunu çağıran, yani bu metodu, bu fonksiyonu çağıran B1 this diyerek bunun değerini okudum. Başlık 1 boşluk koydum ve parametre olarak gelen B2'nin değerini de bu boşluktan sonra yazdım. Ve bu yeni oluşan başlığı da B3'e atadım ve bunu yazdırıyorum. İşte bu kullanım nedir arkadaşlar? Extension function'dır. Peki biz burada ne demiştik? Biz bunu infix olarak tanımlayıp daha sonra da bunu böyle yapabileceğimiz gibi while B4 diyelim buna. Bu sefer de B2
plus B3 diye biliyorum. Bunun değeri de ne olacaktır? B2 başlık 2, B3'te başlık 1 başlık 2 olacak. Tabii bunu ne yapmamız lazım? Yazmamız lazım. Print line'la B4 nokta değer. Bunu dediğimde ne yapacaktır? B4'te B2 başlık 2 ile başlık 3'ün değerleri gördüğünüz gibi yan yana yazılmış oldu. Nasıl yaptık bunu da? Şu noktasız kullanımı da infix kullanımı içinde fonksiyonun başına sadece infix diye bir anahtar kelime getirerek bu durumu sağlayabildik. Peki infix olması için ne olması lazım? Metodumuzun yani bizim buradaki bu fonksiyonumuzun tek bir parametre alması lazım ki plus dedikten sonra o parametreyi yazıp biz bunu kullanabilelim. Peki şöyle bir şey olur muydu? Val B5 deyip bu sefer yine B1 plus dediğimiz nedir? Artıdır değil mi? B1 plus B2 diyebilir miyim? Aslında diyebilirim arkadaşlar. İşte bu bizim neye giriyor? Operatör overloading'e. Yani biz buradaki artı işlemine, artı denilince yapılacak işlem nedir? Toplama işlemidir. Kendi oluşturduğumuz fonksiyonları atayabiliriz. Ama bunun içinde bazı kısıtlarımız var. Nedir o? Kotlin'de operatör overloading diye bir konuyu araştırırsanız bizim mesela kullandığımız yapı burada. Diyor ki A artı B değeri expression'ı A plus B'ye A nokta plus'a eşittir diyor. Yani sen A nokta plus olarak tanımladığın bir fonksiyonu nasıl A artı B diye kullanabilir misiniz? Biz bu yüzden iki derstir sürekli olarak plus diyoruz. Yani benim bunu burada kullanabilmem için şuradaki infix'in başına operator dersem bu sefer gördüğünüz gibi hata ortadan kalktı. Bakalım çalışıyor mu? B5 demişiz buna da. Yine B1 ile B2'yi toplamışız. Başlık 1, başlık 2 yazması lazım. Gördüğünüz gibi yazdı. Benim bunun başına operatör kelimesini eklememle beraber ne yapacak? Başlık nokta plus fonksiyonun adı da plus olduğu için A B1 artı B2 artık tanımlı olacak ve buraya artı ifadesini koymamla bu fonksiyon çalıştırılacak. Mesela ben buraya B mesela şöyle yapalım. Var val B6 diyelim. Eşittir. Mesela B2 eksi B1. Şimdi bu ifadenin şu an için bir karşılığı yok ve hata veriyor gördüğünüz gibi. Bu ifadenin hata vermemesi için ne olması lazım? Operator fun başlık nokta minus diye bir metot fonksiyon olması lazım ki buna da böyle yapalım. Şu an hani bunun ne yaptığı önemli değil. Sadece hatanın ortadan kalktığını göstermeye çalışıyorum size. Bakın benim bunu tanımlamamla artık bu hata vermiyor. Yani B2 eksi B1 deyince minus isimli fonksiyon tetiklenecekmiş dökümanın dediğine göre. Mesela A çarpı B yazınca da hata alırsınız. Ama ilgili sınıfta times diye bir fonksiyon varsa ne olacaktır? Artık hata vermeyecektir. Bu şekilde bunları kullanabiliriz. Şuraya return ne diyelim? Null desek hata alacağız büyük ihtimalle. Null döndüremediğimiz için. Ama ne yapıyorduk? Buraya gelip veri tipinin sonuna soru işareti koyduğumuzda null değeri de artık gönderebiliyordu. Umarım anlaşılmıştır. İşte bu duruma biz ne diyoruz? Operatör overloading diyoruz. Başka kullanımlar da mevcut. Mesela şu ifadenin karşılığı şu metotmuş. Yani siz kendi değerleriniz için böyle bir ifadeyi kullanmak, bu ifadeye farklı bir anlam, farklı bir işlev katmak istiyorsanız o sınıfta şu isimli fonksiyonun olması lazım. Aynı şekilde A++ için inc diye bir fonksiyon arıyormuş. Siz bunun içine gidip istediğiniz kodları yazabilirsiniz. Daha sonra şu ifadeyi yazdığınızda bu fonksiyon tetiklenecektir arkadaşlar. Evet, burada pek çok kullanım çeşidi mevcut. Şu an için en kısa şekilde bu şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Operatör loading kavramı da bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere.